Günaydın. Medya Kritik başladı. Cem Küçük ve ben Fuat Uğur karşınızdayız sevgili seyirciler bugün. Ve Demirtaş kararı ile ilgili başlıyoruz konuşmamıza, sohbetimize. Demirtaş'la ilgili bir karar verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi biliyorsunuz. Ve ilk kez 18. maddeyi işletti. 18. madde nedir? hakların kısıtlanmasının sınırları üzerine bir madde ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi hiç bu maddeyi işletmiyor. Yani şunu demek istiyor diyor ki siz aslında bu cezaevindeki tutukluluk haliyle diyor Demirtaş'a diyor siyasi bir engel getiriyorsunuz ve onun diyor seçimlere katılma ve siyasal özgürlüklerini kullanma hakkını kısıtlıyorsunuz ve serbest bırakmalısınız diyor. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de ayrıca 25 bin euro da ee, bir para cezası verdi. Şunu da belirtelim. Türk üye Işıl Karakaç'ta aleyhte oy kullandı. Onu da belirttikten sonra tabii buna tepkiler var. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dedi ki bizi bağlamaz dedi. Ee, Demirtaş da bir açıklama yaptı. Zaten e, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bizi bağlamaz demesi benim siyasi rehine olduğumun ispatıdır dedi. O da bundan yola çıkarak cezayirine açıklama yaptı. Abdülhamit Gül de bir değerlendirme yaptı. Sonuçta derdest bir e, karardır dedi. Bu derdest e, karardan derdest bir dosyadır dedi. Ve e, ceza, mahkeme sürüyor, davalar sürüyor. Ve bunun üzerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, verdiği kararı da Bağımsız Türk Mahkemeleri dedi, inceleyerek dedi. Gereken kararı vereceklerdir dedi. Bağımsız Türk Mahkemeleri'ne güvenmek gerekir diye konuştu. Ve evet. e, Abdülhamit Gül bu arada tabii Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bu açıklaması sorulmuş gazeteciler tarafından. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu kararı eleştirilemez değil demiş ki aynı kanaatteyim. Yani mahkeme kararlarının eleştirileceğine dair bir Allah kelamı olduğuna dair bir anlayış mı var bazı insanlarda? Ben bunu anlayamıyorum. Eleştirilebilir tabii ki. Ee, yani eleştirecek bir yönde var. Çünkü 18. maddenin ee, bu şekilde kullanılması ve yerel seçimler öncesinde kullanılması hakikaten Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin nereye bağlı olduğunun da bir anlamda göstergesi oluyor. Çünkü Demirtaş'ı bana göre yeniden siyasete, yerel seçimler öncesinde döndürmek isteyen bir takım güçlerin bir tezgahı olduğunu düşünüyorum ben burada. Tabii şimdi bu tezgah diyeceğiz ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin tezgah kardeşim vesaire vesaire diyeceklerdir ama ben e, bunun e, Avrupa'daki ve dünyadaki e, küresel güçlerin ve bir takım e, ne derler e, networklerin böyle bir iletişim içinde olduklarını biliyorum. Herkes de biliyor. Birçok insan da biliyor. Ve dolayısıyla da bu kararın arkasında ne gibi bir amaç olduğu da belli. Çünkü hakkında 4-5 dosya var Selahattin Demirtaş'ın. 4-5 dosya var ve biraz sonra okuyacağız. Kurtuluş Tayyip'de yazmış. Demirtaş'ın elinde 52 insanın kanı var. En başta 4-5 dosyayı bir kenara ayırdım. 52 insanın kanı var. Teröre destekle ilgili suçlamaları var dosyalarda. Bütün bunlar göz önünde alındığında bu 18. maddenin işletilmesi, siyasi özgürlüklerin, yani siyasi özgürlüklerin kullanmasının kısıtlanmasıyla alakalı bir durum yok burada. Aslında aslında konuşan ahim kararının konusunda konuşan ve bizim mahkemeleri eleştiren birçok hukukçu da Nagihan Alçı yazmış bugün Burhan Kuzdan ve Adem Sözüver'den e, demeç almış konuşmuş onlarla. Evet. Adem Sözüer de biliyorsun ceza hukukçu, Burhan hukukçusu Burhan Kuzu da anayasa hukukçusu Her ikisi de dile getirdiği husus şu Cem. Bir Türk mahkemeleri bir kere davaları çok uzatıyorlar. Karar vermiyorlar. Karar çok uzuyor. İkincisi dava dosyaları ve iddianameler özenle hazırlanmıyor. Gerekçeli kararlar özenle hazırlanmıyor. İşte bu yüzden başımıza biraz da bunlar geliyor diyorlar bu konuda da onlara katılmamak mümkün evet, değil. Benim evet. görüşüm bu. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Selahattin ile ilgili verdiği kararın kendisi de siyasi. Hı. Yani Selahattin Demirtaş beni içeride tutmaları siyasi'dir diyor. Evet, Ama evet. senin hakkında karar veren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği karar da siyasi. İki bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri üyeleri dediğin hukukçular da böyle süt böyle süper böyle anayasayı ezberlemiş, dünyayı bilen Böyle çok süper kararlar veren adamlar değil ki. Bunlar Belçika'da PKK'nın silahlı terör örgütü, silah kullansa bile silahlı bir terör örgütü olmadığı yönünde kararı da var. Hı hı. Halbuki Türkiye'de binlerce insanın katili bu terör örgütü. Dolayısıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği kararın hiçbir geçerliliği yoktur. Hı hı. Ben hatırlatırım. 2015-7 Haziran-1 Kasım döneminde seni adil yargılayacağız Erdoğan derken... Hı hı. Hendekleri kazıp orada güvenlik güçlerine meydan okurken, hı hı. sırtımızı PKK'ya, YPG'ye dayadık derken o zaman Demirtaş kime güveniyordu? Hı hı. Kalkıp orada ülkenin topraklarını bölmek için her altı yapıyordu kendisi ve arkadaşları. Ama şimdi Türk Devleti'nin hukuku kendisini bulunca bir de 52 kişiyi katletti 6-7 Ekim'de. Hı hı. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bırakın demiş. Çok da tın diyeceksin yani bunlara. Selahattin Demirtaş'ı bırakırsan da o zaman bu Brunson olayı gibi başka bir olayı da böyle izah etmek de çok da kolay olmaz. Yani Demirtaş sadece 6-7 Ekim olaylarındaki 53 kişiyi öldürmek, öldürmeye azmettirmekten belki en azından herhalde müebbet yer diye tahmin ediyorum. Çünkü bir kişi bile ölse Avrupa'da sokakta yanlışlıkla birini öldürsen, işte bunun örnekleri var yani adama 20 yıl 30 yıl veriyorlar. Burada şey değil. Şeye gelince birazdan bu Osman Kaval olayını da konuşacağız. Yani... İddianameler kötü yazılıyor, yüzde yüz doğru. Gerekçeli kararlar kötü yazılıyor, doğru. Gerekçeli kararları Türkçeleri, Danıştay'da gördük, berbat. Evet, ee, artı uzuyor dava. Uzuyor. İddianameler hazırlanmıyor. Evet, bu işleri bitirip bu tür terörist olmayan, yani terör ilişkili olmayan insanlar belki tutuksuz yargılanabilir, yapılabilir. O da bizim hukukumuzla alakalı ne yazık ki, mesela geçen gün onu gözaltına alınanlar edilenlerle alakalı Cim, Turgut Turhanlı'yı alıyorsun, Betül Tambay'ı alıyorsun, evet. bilmem neyi alıyorsun. Akşam olmadan bir el devreye giriyor, bırakıyorsun. Biliyoruz yani. Bir el devreye giriyor da yani Turgut Turhanlı gibi Tarhanlı. Tarhanlı. Dünya çapındaki bir matematikçi bilmem ne ya suç varsa da diyeceksin ki şu bilmem şudur diyeceksin. Somut ya da, göstereceksin yani. yani. Şimdi Bunu Kemal Kılıçdaroğlu da söylüyor diye, biz de söylüyoruz diye e, bir benzetme yapmasın kimse. Şimdi dün Kemal Kılıçdaroğlu da söyledi. Şimdi e, dünyanın yuvarlak olduğu konusunda da Kemal Kılıçdaroğlu ile hem fikirsiz, kuşkusuz. Ama böyle bir gerçeklik var. Şimdi açarsın telefonu, sizinle ilgili bir takım iddialar var. Gelip ifade verin dediğin zaman o insanlar gelirler. Şimdi bu tarz gözaltılar e, aslında doğru değil. Yani bak şimdi bunu mesela... Bizim bazı gazeteci arkadaşlarımız da yapıyorlar. Mesela şey oluyor, e, hakkımızda bir sürü dava açılıyor diyelim ki. Bu davalardan e, bize bir e, celp geliyor, e, tebligat geliyor. Biz bunu bilmiyoruz, tekrar geliyor, farkında olmuyoruz. Sonra sabahın e, bir, 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 bilmem saat dördünde havalimanındayız diye bir yere gidiyoruz, yurt dışına gidiyoruz. Veya bir otele kayıt yaptırdın. Ya da bir otele Türkiye'de. kayıt yaptırdım. Pat diye polis geliyor kapına ya da seni havalimanında alıp götürüyor. Yani bu uygulamalardan vazgeçin. Yani bunlar saçma uygulamalar. Yani bunlar son derece kötü görüntü veren. Bir anında. şey daha söyleyeyim. Bunu bak. Şimdi bu kağıt geçen gün bize işte iki dava ile ilgili geldi. Benim bir davam, bir de ikimizin ortak bir davası ile ilgili. Emniyete geliyor karakola. Karakol ya eve göndersene. Erken evet. gönder. Davadan bir ay önce evime gönder. 15 gün önce evime gönder. Ne bunu karakola gidiyorsun, Karakolda kadın diyor ki 5'e kadar gel veya adam gidiyorsun karakola imza atıyorsun bunu bilmem ne diyor avukata bunu gönderiyorsun veya avukatın geliyor alıyor bir sürü iş çıkıyor Türkiye'deki şeylerde hı hı. yani bu meselede yani sabah şeyde yani insanlara suçunu söyleyeceksin yani neyle ilgili gözaltına alındığını şimdi Avrupa'da biri geçen gün bir doktor avukat yazmış Almanya'da Almanya'da da diyor bazıları bir yıl 2 yıl kalabiliyor gözaltında tamam o ama kim o uyuşturucu satıcısı? Adam uyuşucu satarken yakalanmış. Hı hı. O bir yıl tamam onun çetesini çökertmek için onu tutarsın elinde. Ama bu tür siyasi meselelerde evet. yani bunu Demirtaş için demiyorum. Bu deminki matematikçiler gözaltına alınanlar bilmem neyle alakalı saçma sapan bir şey yapıyor ya yapıyor. Ya da öyle bir şey koyarsın ki ha dersin ya onu savunacaklar bile ya bu adam bunu yapmış derler. Hı hı. Ama böyle onu yapmış 5 sene önce bunu yapmış bilmem somut bir şey diyemediğin zaman bir de bazı şeylerin ispatı çok kolay olmuyor. Şöyle olmuyor yani İstihbaratçı onun suçlu olduğunu biliyor. Hı hı. Avrupa ile bağlı olduğunu biliyor. Bu tür gizli işler çevirdiğini biliyor ama bunu delillendirmek çok kolay değil. Sonra ne oluyor? İşte Büyük Oda iddianamesi, hı hı. Brunson olayı, diğer olaylar o zaman iyi o hoş olmuyor yani. Yani şimdi Osman Kavala olayında da mesela şimdi bir yıldır iddianame çıkmıyor diyoruz, eleştiriyoruz evet. filan. Osman yani şimdi bu şeyle ilgili Türk Tarihçisi Betül Tambay'la ilgili emniyet açıklamasını da okuduk, savcılık açıklamasını da okuduk. Gerekçeleri yazıyorlar. Yani diyorlar ki işte 5 yıl önceki gezi olaylarıyla ile ilgili olarak açık toplum vakfından para alınması, Osman Kavala'nın Avrupa'dan para bulunması için çalıştığı, işte Kırmızılı Kadın, Duran Adam eylemlerinin organize edilmesi, şiddetsiz eylem türü konusunda araştırma yapılması vesaire gibi şeyler. Şimdi bütün bunları evet yaptılar mı? Yaptılar. Gördük mü? Gördük. Yaşadık mı? Yaşadık. Doğru. Peki bu gezi eylemlerinin e, o organizasyonunda böyle bir çalışma yaptılar diye suçlular mı bunlar? Bence değiller. Bence değiller. Değil. değiller bence. Yani suçlular mı? Değiller. Ne yapmışlar? Demokratik bir eylem biçimi düşünmüşler. Tamam mı? Ha bunun için e, emniyet yetkililerinden valilerin izni aldılar mı, almadılar mı? Ha ona bakılır. Yani yasalarımızda bu bir suçsa ona bakılır. Ha daha sonra vandalizme dönüştüğünde dönüştüyse ve ki bu suçtur vandalizme dönüştü. Gezi olayları 2 3 4 gün 5 gün sonra e, artık yollardan taşları çıkarıp graiderlerle Dolmabahçe'ye gitme, gitmeye gitmeye varıncaya kadar ATM'leri yerlerinden sökmeye varıncaya kadar bir Ayaklanmaya dönüştürüldü. AKM'nin üstü ne yapıldı? Ee, terör örgütü liderlerinin ve posterleriyle donatıldı. O başka. Eğer buna sebep oldularsa ve bunu organize ettilerse bu vandalizmi organize ettiklerine dair bir ipucu, bir delil varsa ellerinde tamam buna eyvallah diyorum ben. Yani buna dair bir delilleri varsa. Ama e, anlattıklarından ve sundukları gerekçelerden böyle bir delil de göremiyorum. Kaldı ki 3-4 gün, 5 gün süren o... Ee, eylemler sırasında e, bir takım platformlar, bir takım sanatçılar vesaire de o zaman başbakan olarak olan Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Yani e, bu eylemin, bu e, toplaşmanın temsilcileri olarak kabul edilmiş ve onların ne istediğini Tayyip Erdoğan saatlerce dinlemişti daha sonra onların arasında karışan Taksim platformu ve benzeri adamlar şey devrimci müsveddeleri kendilerini Bolşevik devrimciler diye herhalde düşünün. Tayip evet. Tayyip Erdoğan'dan sanki Kışlık saraya devralıyormuşuz hissiyle bir sürü talepte bulundular. 3. Boğaz Köprüsü'nü yapmayın, şunu yapmayın, bunu yapmayın. 3. Havalimanı'nı yapmayın taleplerinde bulundu. Tayyip Erdoğan da bunları dehledi tamam mı? Şimdi böyle bir süreç yaşandı ama sonuç itibariyle o süreçte bu gezi eylemini yapanları bir haftalık süreci içindeki yapanları Tayyip Erdoğan temsilci olarak kabul etti, görüştü. Ha, şimdi ondan sonrası için vandalizme dönüştüğü sırada eğer gerçekleşen bir e, o kalkışmanın temelini oluşturacak bir e, delil varsa, bunun için işbirliği yapmışlarsa, bunun delillerini ortaya koyabiliyorsak Osman Kavala'nın, Can Dündar'ın, işte bu gözaltına alınanlar vesaire vesaire Öpüp başıma koyarım. Başım. Bu kadar Mitra'lı olayında mesela Can Dündar dedin ya çok netti. Niye? Adam çıktı bu dedi işte Türk devletinin dedi gönderdiği silahları dedi deşifre ediyoruz. DEAŞ'a yardım ediyor. İşte Erdoğan, Hakan Fidan o bu. Bak o net bir suç. Hı hı. O yüzden bak Can Dündar savunan yok. Evet. Can Dündar Türkiye'de en onun yandaşı biri bile onu savunamıyor. Çünkü ya işlediği vatan hainliğinin eş evet. O yüzden Can Dündar'ı hukuk kaldırıyor. Yani Can Dündar davası hukuku kaldırıyor. Müebbet de versen, bilmem başka ağır ceza da versen Can kimse itiraz etmiyor. Zaten edeni ben görmedim. Avrupa'da da yok. Böyle cılız sesler, Avrupalılar işte ödül veriyor. Bilmem ne yapıyor ama biliyor. İşte Kavala olayı öyle değil. Osman Kavala hakikaten herhangi bir adam değil. Onu kabul. Herhangi biri değil. Bağlantıları... Yani ya şimdi ona geleceğiz. Yapmak istediklerini tam konuşacağız. Avrupa Avrupa ile ilişkileri... Yani Türkiye'de bir Arap Baharı oluşturmak için çalıştılar. O doğru. Bunlar işte Selahattin Demirtaş'a şimdi bak. Bir de bazı gerçekten yaptığı şeyleri söylüyor. Osman Kavala, Demirtaş'a seni başkan yaptırmayacağız sloganını mucidi olan kişidir. Hı hı. Bu bilinsin. Hı hı. Yani seni başkan yaptırmayacağız sözünü bu söyletti ona. Hı hı. Çözüm sürecini bu bitirdi. Hı hı. Bu ve arkadaşları o matematikçi bilmem ne denilen ekip bitirdi. Hı hı. Bu bunlar yaptı bunları. Hı hı. Efendim işte Türk devletinin size verdikleriyle mi yetineceksiniz? Siz her şeyi şiddetle elde ettiniz, vurarak, kırarak deyip Milli Türk Devlet'in çözüm süreciyle ilgili başlattığı müthiş süreci akamete uğratan bunlardır. O yüzden burada günahları büyük. Ama buradaki iddianın bununla ilgili değil. Gezi ile alakalı. Şimdi bak eğri oturup doğru konuşmak lazım. Ben bu birkaç gün günü geldikten sonra şimdi bakıyorum. Mesela akşamı manşet. Hı hı. Eleştirmek zorundayım çünkü böyle bir yani böyle bir manşet olamaz. Kavala tapelerini FETÖ'cüler silmiş. Evet. Şimdi iyi o zamanlarda ben hatırlıyorum. Bunu birkaç kişi yazmıştık bu FETÖ olayını polis başlatıyor. Gezi olaylarında polisin büyük dahli var. FETÖ'cü polisler hı hı. o zaman cemaat deniyordu. Onlar o çadırları yakarak bu işi daha da büyüttü dediğimizde o zaman muhalifler de gülüyordu. Bizdekiler de gülüyordu. Hı. Şimdi bak Kavala tapelerini FETÖ'cüler silmiş diyor. 2013'te dinleme kayıtları delil karartmak amacıyla silinmiş. Gezi'deki örtbas edilme, rollerin örtbas edilmesi amacıyla silindiği anlaşılırken elde edilen veriler delil klasörü haline getirildi diyor. Kim bunu yapmış? Devrim oğlu. Hı, hı. Hani o delil klasörleri? Yaz o zaman onları buraya ya. Ya delil diyorsun ki bak, emniyete bunları delil olarak hale getirilmiş diyorsun, dosya konulmuş diyorsun. Orada var e, İçeriğini açıkla o zaman. İçeriğini açıklamadan 2013'te bunları yapmıştı diye şey olur mu arkadaş ya? Bir de ben de böyle bir habercililiği anlamıyorum bak, gerçekten. Bak akşam gazetesinin bugünkü manşeti çok kötü. Bak, Murat Terkitoğlu iyi gazetecidir, İyi işler de yapıyor ama. Bugünkü şey yani tapeleri FETÖcüler silmiş. Abi her şeyde FETÖ FETÖ'nün hakikati şimdi buradan ne söylesen az FETÖ'ye. O kadar günahları var ki yani hadi onlar mahvetti bu ülkeyi. Ama, ya silmiştir muhtemelen de ama muhtemelen, ne yapalım Bir şimdi sürü, delil yok yani bu durumda. Silmiş de ama Kavalayı buna bağlama. Evet. Ya Kavalanın haneleri vardı şimdi. Onlara da tabii şimdi devletler kendi arasında biliyor ediyor. Bak birinin bana dediği laftı. Biliyoruz diyor ne olduğunu kavalama. biz de biliyoruz. İşte, yok bana hani sana anlattım ya. Biliyoruz diyor görüşmeleri hı. bilme. Ama hukuk bunu kaldırmaz diyor. Hı hı. Söylersin bana Fuat'a örnek yani başkasına Kenan Kıran'a devrim tosunu yazarız. Hı hı. Yazılır. Onu bunu yaptın diye. Ama delil değil. Ha, adam ama adam ha biz senin geçen yaz ne yaptığını biliyoruz. Hani öyle bir film var ya biliyoruz deriz adama. Hı hı. Devlet onu uyarır. Bak sen be, biliyoruz kardeşim ne alt ettiğini Avrupa'da. Orada burada dersin ama Adamı içeri almak için böyle of, kötü iddianameler. Şimdi şeyde, Kenan Kıran'ın, Kenan diye gazeteci. Şimdi sabahın haberi. Kavala'nın Avrupa'nın elinde. Biliyoruz. Ya bunu bilmeyen var mı? Zaten onlarla çalışıyor bu. Evet. Onlardan para alıyor zaten. Çiğden mater dediğin. Evet. Şey onun, bunun elemanı. Evet. Onlardan para alıyor. Fonlardan alıyor. Zaten bu gizli değil ki. Hı hı. Bunların fonlarından para alıp kullanıyor kavalar? Yani Friedrich Ebert'ten de alıyor, onlardan Göthel da alıyor. Goethe'den alıyor. He hepsinden alıyorlar evet. Ve kalkıtma kalkışma yabancı basında çıksın. Ya zaten kalkışma yab o. Yabancı basını şimdi zaten onların yüzlerce binlerce ama efendim para oradan bunlar suç değil. Ya iddianame eğer böyle yazılacaksa ben sana söyleyeyim. Bu ileride 5 yıl sonra yani Fetö nasıl şimdi 2011'de 10'da yaptıklarına gülüyoruz veya hı. sert eleştiriyoruz. Bu da 3-5 yıl sonra problem olur. Hı hı. Bunu iyi niyetle söylüyoruz. Ya baş ya şu çözüm sürecindeki sıkıntılarını yaz bu adamların ya. Bir şey hı. ya da sadece bunu şey yap. Öbür yani arkadaşına şimdi... Turgut Turhan'ı almana gerek yok. Tar evet. pardon evet. yani. Almana gerek yok evet. yani. Yani bunların amacı, tabii ki gezi olaylarını başlatırken, işte Mehmet Ali Alaboralar, bilmem neler gibi ünlü, önemli, e, ünlü isimleri de e, öne çıkararak bir farkındalık yaratmak istediler. Ve bunu hazırladılar. Bir Arap Baharı gibi Türk Baharı yaratmak istediler. Ve e, amaçları da iktidarı değiştirmekti. Değil mi? Doğru. Yüzü yüzü, yani. sokakta. E, peki, bunu yaparken... Terör eylemi olarak mı planladılar yoksa sivil bir eylem olarak mı planladılar? Şimdi e, bunların yaptığı sivil bir eylem olarak bu e, eylemi planladıklarını koyuyor ortaya. Yani bize sunulan gerekçelerden de bunu anlıyoruz. Şimdi kırmızılı kadın diyor mesela tamam mı? Şimdi kırmızılı kadın e, denilen eylem biçimi mesela bir takım kolaylaştırıcılar, Avrupa'dan getirtilecek adamlar, işte duran adam projeleri, piyano çalan adam hep bunları ayarlamışlar. Bunlar uluslararası planda Sorosçuların yaptığı bir eylem türü, yaptığı eylem türleri mi çeşitli? kadın gözünün önüne getirebiliyor musun? Evet. Belki fotoğrafı da vardır. Şimdi bunu planlamışlar önceden. O kadar belli ki yani fotoğraf önceden hazırlanmış. Onun gözüne biber gazı sıkacak polis memuru da hazırlanmış. Şimdi bana göre delil aranıyorsa eğer onu bulabilirsen o polis memurunu bulursun tamam mı? Alırsın o mutlaka FETÖ'cüler tarafından ayarlanmıştır ya da FETÖ'cüdür tamam mı? O kırmızılı kadın özellikle oraya getirtilmiştir. Fotoğrafçı da hazırdır işte geldi. Bak gelmiş özellikle gidiyor sıkıyor kadının üzerine. Ve bunun fotoğrafı çekilmiş. Niye? Çünkü çok modern giyimli kırmızı bir kıyafet. Yani her şeyle dikkat çeken bir kadın. Bu Avrupa'ya servis edilen bir kıyafet. Tamam mı? Bütün dünyaya servis edilen bir kıyafet. İşte bu tür projeler vardı. Duran adam vardı. Hatırlıyor musun? İstiklal Caddesi'nde panzerin önünde duran bir kadın vardı. Ee, Göğsünü açmış. Bayağı da hoş bir kadın. Ee, ve bu kadının yabancı olduğu ortaya çıktı daha evet. sonra değil mi? Zaten bu, bu tür şeyler vardı. Hatta hatırlarsan Ankara'daki eylemlerde bir tane son derece dekolte giyilmiş bir pantolonlu evet. kadın... Maskeli eylemcileri yönetiyordu. O tepeden çekilmişti. O video çok enteresandır. O kadını da yabancı hmm. oldu ortaya çıktı. Mesela tamam bu tür delilleri bul arkadaş. Bu isimleri bul. Mahkemeye getir. Bunlarla bağlantısını kur. Bak acayip şeyler Bak, çıkar ortaya. %100. Yani Gezi aynen 27 Mayıs'ta veya geçmiş olaylarda olduğu gibi sokak eylemleriyle seçilmiş meşru hükümeti devirme hareketi de denilir. %100. Buna şüphe yok ama... Evet. Bunu şimdi delillendirirken ben hukuki olarak söylüyorum. Şimdi bak. Haberden FETÖcü FETÖ polislerin sildiği belgeler arasında 27 Mayıs'ta başlayan gezi olaylarıyla ilgili ses kayıtları bulundu. Gezi olaylarında aktif rol oynadığı tespit edilen Kavala ve birçok akademisinin ses kayıtlarına ve 2013 Haziran'dan sonra 5 aylık bir dinleme yapıldığı tespit edilen tapelere ulaşıldı. Polis bunların hepsini dosyalamış. Habere Hı -hı. göre söylüyorum. Hı -hı. Nerede evet. bunlar? Evet. Nerede? Abi öyle bir tape koyarsın ki hı hı. öyle bir dinleme koyarsın ki millet der ki ha yani. ya da bak başka bir şey şimdi gene Kenan haberi 2024 Temmuz 2013'te gezi bitmiş hı hı. yani şey Banu Güvene Osman Kavala telefonla görüşmüşler hı hı. ya o zaman İMÇ TV'de sunuculuk yapıyor Baanu bu Avrupa Birliği fonlarından para alacak belli ki hı hı. Osman Kavala da Banu Güvene bir şirket kur demiş. Hı hı. ya şimdi buradan bir şey çıkmaz. Ya vardır. Bak. Bir şirket. Yasal olarak bir şirket kurdu. Ya öyledir. Avrupa Birliği'nden sadece... Allah arkadaşlar yani bir tek bunlar mı para alıyor? Bizim belediyeler de para alıyor. Evet. Tabii. Mesela UNICEF'in bir şeyi oluyor. Koruma kanunu oluyor. Ya Suriyelilere verdiğimiz parayı kimden alıyoruz? Telefon kartları dedik. Evet. Onların parasını kimden aldık biz? Avrupa Birliği'nden Ya alalım. bu kadar basit. Şirket kuruyorsun onun içinde. Tabii. Kendi başına alamazsın. yani. Tabii, tabii. Çünkü hesabını vermek zorundasın. Tabii. Şimdi bu efendim bu buna soruldu. Cevap bu bunlar olmaz. Yani ya da işte. Sivil toplum kuruluşlarının, Al Alman, Frederick Ebert Vakfı'nın zaten, bak ben kaç yıldır... Bunlar uluslararası planda yasal işte, e, ilişkileri sürdüren bak, Ben Frankfurt kitap fuarları... Yani e, e, o Ebert Vakfı, Adler Vakfı, Almanların bak, bu vakıflarının şey amacını biliyoruz, o ayrı bir şey. Kitap fuarlarını ben Frankfurt'a yıllarca gittim. Bu toplantı olur, hep bu adam, Kavala, İşte bu ekip, yani Cihangir Tayfası, şimdi isimlerini vermeyeyim, bazı yayıncılar, bazı solcular, hepsi, Frederick Ebert, Goethe Vakfı, Henrik Boll Vakfı, hı hı. E, Frankfurt Kitap Fuarı'nın Merkez Konseyi... Hep bunlar olurdu orada ve bütün o çevirip bilme her şeyi bunlar alıyordu. Evet, evet. yasa Bu gizli bir şey değildi ki yani hı. bir de benim bildiğim bu suçla değil. Hı. Şimdi bu adamlara iddianame öyle bir yazarsın ki şimdi bu belli ki delillendirirsin. Ama şimdi bak böyle oldu. Da, efendim, ben böyle zannedip, böyle ya Ben de biliyorum bu adamın herhangi bir adam olmadığını. Herkes biliyor ama bunu böyle iddianameye yazdığın zaman şu haber, ondan sonra da medya niye bitiyor? Evet. Medya bundan bitiyor işte yani. Bu inandırıcılığın olmadığı için bitiyor. Bir de savcılarımızın çalışma biçimlerine gelelim. Şimdi hatırlatayım ben sana. Ben Bakırköy Belediyesi ile ilgili bir e, yazı yazdım. Evet. Yazı çıktı. Bayağı da sürdürdüm o yazıyı. Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı'nın e, bir takım olaylarını ve yurt dışına... Para kaçırma ortada, olayı. Para kaçırma evet. olayı, yurt dışına gittiği vesaire. Adam da zaten belediyeden ayrılmış. Adam nerede belli değil tamam mı? Şimdi bu bilgileri ben nereden aldım? Ee, Bakırköy'de çıkan yerel basından aldım ve e, bir takım kaynaklardan öğrendim şey ve bütün, bütün bilgilerimi de yazdım. Beni bir e, savcı diye bir müfettiş arıyor. Şimdi diyor ki biz bu konuda diyor e, bir dosya hazırlayacağız diyor İfadenize ihtiyacımız var. E, yazdım onları duruyor orada ne ifademi alacaksınız? alacaksınız? E, hangi bakanlığa bağlı olduğunu söylemeyeceğim. Niye ifademi alacaksınız? Ee, yani niye vereyim ben size? Yazdıklarım ortada. E, dosya hazırlıyoruz. Ya, yani dosya hazırlıyorsanız sizin başka kaynaklara ulaşmanız lazım. Ben bütün bildiklerimi yazdım. Yani benim üzerimden iddianam hazırlamayın. Yani aynı Sözcü'de yaşadığımız olay. Ya, yani benim üzerimden ne iddianam ondan hazırlıyorsunuz sonra, kardeşim? Ondan sonra da bazı arkadaşlar delikanlı <laughs> mahkemeye o zaman gideceksin. Bak şimdi kaval olayında da şimdi bazıları... Evet. Kardeşim eğer öyleyse git mahkemeler açık tanık olabiliyorsun. Ben de bu olayları tanığım de. Kavala olay hakkında bildiğimi anlatacağım. Anlat de. Veya evet. sözcü de. Evet. De ki ya kim ne derse de. işte sözcü diyor böyle. Tamam öyle mi? Gidersin mahkemeye direkt çevirirsin. Evet. Bildiklerini anlatırsın. Gel mahkemeye deniyor sana. Korkuyorsun. Evet. Ben bunu Cumhuriyet davasında gördüm. Tek evet. başına yazılarla yaz. Davalar açıldı. Bilmem şey. Mahkemeler çağırıyor. Gelen yok. Gene evet. Küçük gidiyor. Fuat Or gidiyor. Geç bunu. Ondan evet. sonra da böyle şey, şey yapmayın. Bir şeye geleyim. Bak Türkiye'de hukuk... Pazartesi günkü yazın biraz lokal bir olaydı ama burada olmadığım için belki konuşmuşuz. Okudum ben, konuştuk. Ya adam selektör yaptı diye bak. Evet, konuştuk. Val şeydi belgelerini atmıştım ama şey yayınlamamıştı. Celal ya. Bayar Üniversitesi. Direktör bir Birol Kovalcılar. Konuştuk burada. Söyledim ya, okudum yani yazıyı. Ya <laughs> Ya adam selektör bana İki yaptı. Ay İki ay hapis ceza İki ay İki 15 gün. Ve bunu veren hakim savcıdan da kim olduğu belli. Ya selektör yaptın diye bana ceza verir mi birine? Bu olmuş. Evet. O gün şey Çünkü bir Çünkü FETÖ'cüleri temizleyen bir e, ekibin e, adamı değil mi? Bu bu Bilal Kovancılar burada çok iyi. Şimdi beni ben yurt dışındayken beni birkaç kişi aradı. Efendim şu olayın muhatabı Süleyman denilen kişi. O öyle biri değil, şöyle biri değil yazıyorlar şimdi. Peki olay doğru mu dedi? Doğru. Bak bunu kardeşim. Ben zaten adamı adama bir şey demiyorum. Ben mahkemeyi eleştiriyorum orada davayı. Adama selektör yaptın diye 2 ay 15 gün koskoca rektöre, dekana bu ceza verilir mi ya? Selektör yaptın diye Bak şey Niye? Bende Yıldırma. Yıldırma ben de duruyor. Ben bunu biri istedi benden Ankara'ya gönderdi. Bakın dedi mahkeme şeyi de bu. Evet. İki kağıt ya şimdi Fuat Oru işte böyle böyle olunca evet. ondan ya hukuk bize hakikaten lazım yani böyle biz fetöden şikayet ediyorduk evet. fetö Allah kahretsin yani şey ama şu iddianameleri bak kavala herhangi biri değil evet ama başka konuları bak sözcü dedi 17.5'te attığı manşetleri koymadınız hakiki şeylere zavallı Gökmen Ulu nedir o Mediha kızın Olgun. adı Mediha Olgun üzerinden alsana Uğur Dündar, Emin Çöleşan'ı. E. Değil evet. mi? Emin Çöleşan'ı alsana. Adam bir FETÖ'nün yapamadığını, hayır bizim şey, yapamadığımızı FETÖ yaptı diyor. Hayır Cem, iddianamede bir tek sağlam bir şey vardı. Orada 8 ya da 10 polis. polis var. 8 ya da 10 polisin o 17-25 Aralık'ta FETÖ'cüleri ürettikleri belgeleri sözcüye getirdiği yazıyor. Yani ben hala görmedim. Okumadım da. Bu Ben o polisleri var. bulamadım. Ha, ben de bulamadım. Sana söyleyeyim bak. Ben de isimleri ve sicil numaraları var ama yazılı iddia Hayır, var. Var yazılı ve o polisler Hep, yok ortada. Hepsi de yok bak. Ben yani polisler. Nerede abi onlar? Getir onları tanık olarak dinlet. Al bitti olay İki, zaten. İkisi üçü burada görevliymiş evet. buldum. Beş kişiyi ben aradım. Ben öyle polise denk gelmedim. Bak sana öyle söyleyeyim. Mi? Ben öyle polislere de denk gelmedim. Ben anlamadım ya. Yani. Ben öyle polise görmedim. Yani aradım bu polisler nerede diye. Soruyorum, mesela emniyetçilere soruyorum tanıdıklarıma. Ya böyle bir polis var mı? Bilmem. Üçü var. Bak üçü var. Beşi var yok. Var Ha evet. Beşi yok. Allah Allah. Ortada yok. Ya Çok böyle önemli. adamlar var mı onu da bilmiyoruz. Belki var. Bak belki yok bilmiyorum. Yok. Ama şeyde sözcüde de ya mit tırları 17-25 tapeler illegal bir sürü şey var. Bunları yazmıyorsun abi. o Erdoğan'ın olduğu gün Erdoğan'ın Ya Gökmen veya diye aslında seninle benimle aynı konulara aynı bakan kişiyi alıyorsun. Dünyadan habersiz. <laughs> e ne diyor sonra savcı gidince de e ben de sizinle bu konularda aynı görüşteyim diyor. E aynı görüştesin de kızı 3 ay yatırdın ya. Öbürünü 5 ay yatırdın. Yani insanlar bak muhalif olmak ayrı bir şey. Çok ciddi iddianame, de bir delilleri yazman lazım. Yarın bugün bu bize de olabilir. Başkasına da öyle bir şey ya. Sonra ne dediler? Dedim ki 17-25'te sözcü mitırları olayı var. Tapeler var. 7 Haziran 1 Kasım dönemi PKK desteği var. Bunları niye yazmıyorsunuz? Yani sözcü böyle yaptı diye değil mi? Sözcü PKK'yı desteklemedi ama FETÖ'yü destekledi. Yani hüküme devrilsin diye. E şimdi onu yazsa ne olacakmış? E hürriyet de var. Habertürk de var ya. Hmm. Şimdi on, onu işte onlara gelmesin olay diye sadece bu tarafa geçiyorsun yani. Evet. Yani kusura bakma Fuat Uğur'un Cem Küçün'de eleştirileriyle bu gazete hakkında da bir karar verilemez. Yani sonuçta bizden bekledikleri bir şeydi ama o bir şeyi biz yapmadık. Ha, ondan Sonuçta sonra an, olmadı yani. Biliyorsun sonra Ankara'dan arıyorsun. Şimdi <laughs> evet. şuradan çıktım diyorsun. Evet. Işte bunu böyle demeyin. Adam gibi iddianame yazdır o zaman. Evet. O zaman ciddi yap işini. Evet. Bize de ben daha iyi iddianame yazarım. Bak Cumhuriyet iddianamesi hiç fena değil. Daha o iddianameler öyle, yani daha iyi iddianameler yazılabilir. Evet. evet. Ya saçma sapan şeyler. Sonra bence öyle değil. bak bence öyle değil diyerek mesela. Sokakta adam görüyoruz değil mi? Mafya olduğunu biliyoruz mesela. Tefeci olduğunu biliyorsun herifin. Değil mi? Bilirsin. Bir şey yapabiliyor musun? Delil şey lazım. De hep veriyoruz ya Al Capone. Örneği. Tabii ya. Adam. Bir de tekrar verelim. Yani Al Capone'nin mafya lideri olduğunu, adamları çatır çatır öldürttüğünü, insanları haraca bağladığını, bütün Amerika, Chicago biliyordu değil mi? Biliyordu. Biliyordu. Biliyordu ama alamıyorlardı. Nereden buldular adamı? Vergi kaçakçılığından buldular. Çat diye yakaladılar. Amerika'da vergi kaçırmak çok suçtur acayip suçtur Adamı aldılar bir kere aldıktan sonra da iş bitiyor bitti zaten bu kadar. bitti yani niye Amerika'da hukuk mu yok İşte hukuk böyle işletildiği zaman değerli oluyor ve aynı zamanda da adamın gerçekten inine girmiş oluyor çok güzel örnek verdi ben de devam 70'lerde bunun filmi var Denzel Washington ve Russell Evet bu gangster Amerikan gangsteri diye hmm. uyuşturucu satıcısı adamı buluyorlar bir numarayı ama delil yok. Polislere rüşvet veriyor. Savcılara rüşvet yediriyor. Herkese en son adamı çağırıyorlar. Mafya babasını alıyor FBI. Bak diyor sana diyor. Normal diyor müebbet idam. Ama diyor 10 10 yıl vereceğiz sana bak. Aynen böyle. Ama bize rüşvet verdiğini ve şebekeni açıkla. Adam geliyor tek tek şu şu. Polis öbür FBI de onları kameraya çekiyor. Rüşvet alırken, verirken, tamam uyuşturucu satılırken hepsini tak diye hepsine anında operasyon yapılıyor. Suçüstü yapılıyor. Böyle çalışılır. De evet. mi yani? Şimdi tekrar Demirtaş'a dönelim. Demir taşla ilgili dediğim gibi Nagyan güzel bir yazı yazmış, hem buran kuzuyla konuşmuş, de hem de Adem sözü er Diyor ki Burhan Kuzu, Demirtaş meselesinde, meselesinde dava dosyalarına ve istenilen cezalara bakmak gerekir diyor. 4-5 dosya ayrı ayrı ilerliyor. Toplamda çok ciddi şüp, e, bir süre hapis talebi var diyor. Hakkında suçlamaları ve istenen cezayı da göz önünde bulundurmak gerek diyor. Ancak diyor bu davaların da daha çabuk sonuçlanması gerekir diyor. E, Adem Sözüer de e, diyor ki ee, tutukluluk tedbirinin gerekçesinin olmadığını ve ahiyenin tarafından tutukluluk tedbirinin gerekçesinde bulunmadığını diyor. Uzun tutukluluk nedeniyle seçimde adil olarak yarışamadığını hatırlatarak yargıya uyarı yaptı diyor. Bu çok sık karşımıza çıkıyor. Özensiz hazırlanan iddianameler ve tutukluluğun hangi sebeple olduğunu açıklanmadığı dosyalar. Tutukluluk için kaçma ya da delil karartma şüphesi gerekir. Bunlar var mı? Varsa nerede? Bunu anlatmak gerek diyor. Şahit mahkemeler dosyaları daha özenli hazırlasa ve tutukluluğu gerekçelendirebilirse Demirtaş'la ilgili bu karar gelmezdi diyor. Şimdi Kurtuluş Tayiz'de şunu yazmış mesela. Ee, mahkeme başkanıyla Demirtaş'ın arasındaki o Kobani olaylarında e, 53 vatandaşımızı katletmiş PKK'lılar. Evet. Kimin çağrısıyla? Demirtaş'ın çağrısıyla. Siz diyor açıklamanın yapıldığından haberdar değilsiniz diyor. Öyle mi diyor? Böyle mi anlıyorum diyor konuşmalarından. Bir, bir sürü uzun uzun konuşuyor. Demirtaş diyor ki benim de içinde bulunduğum toplantıda alınmış bir karardır diyor. Öyle haberdar değilim falan değil. Sonuna kadar ben o açıklamanın arkasındayım diyor. Şimdi mahkeme başkanı soruyor. Basın açıklamasının yapılma kararı alınmıştı siz çıktığınızda diyor. Tabii ki tabii ki diyor alınmıştı. Hiçbir tereddüt yok o konuda. Buraya kadar olan kısım 6-8 Ekim'de sokağa çıkın çağrısının kimin tarafından saat kaçta nasıl yapıldığını tereddütte yer bırakmayacak şekilde ortaya koyuyor diyor. Ee, kurtuluştayız. Demirtaş'ın yanı sıra o günkü toplantıda yer alan Merkez Yürütme Kurulu üyelerinde yargılanması gerekiyor. Tabii mahkemenin nasıl sonuçlanacağı, hakimlerin ne yönde karar alacağı bu yazının konusu dışında Şimdi... diyor. Şimdi 53 kişinin kanı ellerinde bu adamın. Bak orada şimdi bu Adem Sözüerle Burhan Kuzu Hoca'nın uzun tutuklulukla ilgili normal vatandaşlar için olan kararlarına katılıyorum ama bu Selahattin Demirtaş için geçerli değil. Evet değil. Selahattin Demirtaş öyle şimdi demin kavala mavala ondan da yani ne olduğunu biliyoruz. ahimin de bu kadar niye verdiğini biliyoruz tamam. ama eğer mahkemenin iddianamesi ve delillendirilmesi ve gerekçelendirilmesi iyi olsaydı bu kararı Ahim veremeyebilirdi Delirdi. diyorlar. Doğru. Doğru. Ama hani o işte iddianameyi 6 7 Ekim olayları hende kazma olayları, evet, seni adil evet. yargılayacağız, 6-7 Haziran'la 1 Kasım arasındaki dönem, Ferahattin Demirtaş'a zaten evet. tutuluk hali için yeterli. Orada şeye katılmıyorum, kurtuluş gibi düşünüyorum. Aldıkları kararlar sokak eylemlerine destek verdiler ve 53 ölü var orada. Evet. 53 vatandaşımız öldü. Bu karar Demirtaş için geçerli. Ama geçmişteki kararlar konusunda ve şu an görülmekte olan davalarla ilgili, ayım dakikadan iddianamelerin yazılması İyi Türkçe kullanılması ve gerekçeli kararların da iyi olması lazım ve delil lazım. Delillendirme konusunun hakikaten iyi işlenmesi lazım. Yoksa işte bu herkes her şeyi görüyor yani. Evet herkes her şeyi görüyor. Neyse bu konuyu çok evet. bayağı geniş işledik ama gerekiyordu. Öztürk Yılmaz CHP'den ihraç edildi muhasebeci Kenan ve çok üzgündü ve konuşma yaptı. Bu karar sonucunda dedi acıklıydı konuşması. Bu karar sonucunda dedi e, halk da onları ihraç edecek dedi. Beni ihraç ettiler dedi. Halk da onları ihraç edecek dedi. E, bu konuda neye güveniyor? Onu bilemiyorum tabii ki. Mutlaka güvendiği bir yerler vardır. Çok enteresan. Tabii e, Öztürk Yılmaz'ın bu trajik sonu aslında siyasi hayatında sonu anlamına geliyor. Kendisinde nasıl bir ruh hali var bilemiyorum. Kendisinde bir güç vehmediyor muhtemelen. E, ve o güç e, vehimi sonucunda da ben a, yani anlayamadım. E, acaba bir da soru işareti koyuyorum. %5 de olsa bir ihtimal var. Çünkü diyor karşısına bir genel başkan olarak çıkacağımı biliyordum. Diyor beni bunun için ihlaca gönderdin demişti hatırlarsan. Ben bu söylediğine kendisinin bile inanmadığını düşünüyorum. E, yani o yüzde bir ihtimali göz önünde bulundurarak. Ardağanlardan tepki varmış. Ee, bu arada de, ben tek cümle Öztürk Yılmaz'ı ihraç etti. Öztürk, Öztürk Yılmaz'ı tabii özgüven patlamasını anlamak şey değil ama yani nasıl Muharrem İnce kendini bitirdiyse hı hı. Cumhurbaşkanı adaylığından sonra hı hı. non name bir isme gelip daha Cumhurbaşkanı Belediye Başkanı adaylığına yani Cumhurbaşkanı adaylığından Belediye Başkanı adaylığı bile olamıyorsun. Evet. Öztürk Yılmaz da kendini bu haliyle bitirdi. Siyasi hayatı yani 2023'e kadar milletvekili ama ondan sonra çok da bir şey olmaz artık. Küfürbaz Muharrem İnce'nin durumu da çok, çok kötü. kötü. Esas Acı, vahim olan o. Vahim olan o. Ne hallere düştü görüyor musun? <laughs> yani şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talep etti. İşte hala şeyde ısrar ediyor. Şimdi Fadime, Şa Fadime Şahin Fadime Özkan. Fadime Özkan çok güzel bir yazı yazmış geçen gün. E, Muharrem İnce'nin düşüşüyle alakalı. Yani bir tane de bile diyor, yanında diyor bir strateji danışmanı yok muydu diyor. Yani mesela seçimleri e, %30 oy alarak kaybettin ama %30 oy aldın. Orada biraz daha cool durup, partinin yanında durup e, ve partiyle birlikte davransaydın ve e, kendini e, İstanbul Belediye Başkanlığı için hazırlasaydın, ben partimin vereceği görevlere hazırım deseydin, yani strateji danışmanının evet. ona böyle şeyler söyletebilmesi ne kadar iyi olurdu onun açısından diye söylüyor Fadime Özkan. Böyle birisi yok muydu yanında diyor. Hata üstüne hata yapıyor. Şimdi bu adamın, yani düşün ki yani Cumhurbaşkanı adayı, ya, yani eskasar Cumhurbaşkanı olabilir diyelim ki. Türkiye için ne vahim bir durum. Düşünebiliyor musun? Böyle bir adamın, böyle bir küfürbaz adamın, e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olabileceği fikri bana çok korkunç geliyor. Şu an istifa etmişti. Cumhurbaşkanı evet. seçilseydi, evet. 1 Ocak 2019 itibariyle istifa ediyorum derdi. Bir de böyle bir ekonomik sıkıntı olsaydı hı hı. hiç işin içinden çıkamazdı. Evet. Yani işte bak Erdoğan'dan alalım. Rahmetler Bakan'la görüş ayrılıkları oldu. 2001'de partiyi kurdu. Ben de parti kuracağım dedi. Partiyi kurdu. Arkadaşlarıyla 2002'de iktidar oldu. Evet. DYP barajı geçse, MHP barajı geçse belki koalisyon olacaktı ama AK Parti hep vardı. Hı hı. Şimdi bu şeyde Muharrem'de ya harekete geçtin, ya parti Kemal Kılıçdaroğlu devir iktidara. Ya da kendin parti kur. Onu da yapmadı şimdi diyelim. Hepsini geçin. Ki liderlik basın buraya kadar. çıktı ki ben bağımsız da İstanbul'a. Çünkü Fatih Altaylı'nın, Mahmet Hakan'ın programında... Artık onu da kaçırdı biliyor musun? O da. Bağımsız aday... Şey, onu bile kaçırdı. O, ben... o trendi bile kaçırdı. Evet. Bağımsız adayım dese ki Ahmet Hakan'ın programında ne diyor? Cum ülkeyi yönet Beşiktaş'ı İstanbul İstanbul'u yöneten Türkiye yönetir. O herkes için öyle değil. Öyle olsa Ali Mufat Gürtun'a da yönetirdi. Bedir Kadir Topbaş da yönetirdi. Nurettin Sözen de yönetirdi. Kadir Topbaş'ta yönetirdi. Kadir Topbaş da yönetirdi. Kadir Dadalan düşün Özal'dan Dalan. sonra. Ve onu nitekim teşebbüs etti başaramadı. Etti başaramadı. Ya bu başka bir şey. Sen git bağımsız aday ol. Millet bakalım sana ama artık öyle bir pıs oldu ki artık şu an Muharrem İnce diye biri yok. Yani Allah e, bundan yok, sonraki, onu de deme. yok, yok. Bundan sonraki <laughs> siyasi da kendisine muvaffakiyet dilerim. Allah da yardımcısı olsun. Çünkü kendini bitirdi. Başkası bitirmedi onu. Bak kendi kendini bitirdi. Evet. Yani e... Yani e, hem de dava açtım kendisine. E, iki dünyada da iki elim yakasında oldu. İnce'nin. İki dünyada iki elim yakasında. Hem dünyada hem ahirette. Neden? Çünkü bana çok ağır küfürler etti. Bu ağır küfürleri zaten ona iade ettim, etmeye de devam ediyorum. Ve bu küfürbaz adamın Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir makamında olmaması hakikaten Türkiye'nin hayrınadır. CHP'nin de hayrınadır ayrıca tamam mı? Yani bu kadar de... net söylüyorum. Bak ben. Kemal Bey'indir. De... Bak Kemal Bey'i de çok eleştirdik. Burada sen başkaları ben Kemal Bey'in açmıştır teknik dava. Genel olarak dava evet. açmıyor evet. şeylere. Bir de gazeteci kardeşim sana her şeyi söyleyebilir. Azıcık hoşgörülü ol. Tayyip Erdoğan'a neler yazıldı 5 yıldır. Ben Gezi'den bu yana bakıyorum. Y milyonda bir ona yazılsa herhalde ölür. Evet. Ya yani dayanamayıp ölür. Evet. Psikolojik olarak. Hele bu Avrupa'da çıkan yazıları görse? Tahammül eşiği çok düşük olan, gerçekten e, öfke kontrol problemi olan bir adam. Zaten o bir insan şey. yani özel hayatında da diyelim ki ilişkilerini kontrol edemiyorsa, yemesini içmesini kontrol edemiyorsa yani gene ilişki, öfkesini kontrol edemiyorsa zaten evet. işte bu duruma gelir. Evet, e, şimdi e, medyaya biraz girelim e, Cem. Medyada sen dedin ki geçtiğimiz günlerde, bir laf söyledim dedin ki, yazdın da hatta bunu, dedim ki artık dijital medyaya doğru bir geçiş var ve eğer gazeteler haber üretimi konusunda ciddi atalımlar yapamazsa, bunu ben de söylüyorum zaten ve habere, yazıya, story'e gereken özen gösterilmezse gazeteler, yazılı basın artık yerini dünyada ilk defa dijital basına bırakacak. Bu da benim eklemem, katkım. Yani Amerika'da direniyor, Avrupa'da direniyor ama Amerika'da bile New York Times'ın satışının 150 bine indiğini sen söylüyorsun. Evet, evet. Trump çok so düştü. Trump tabii. söyledi çünkü bunu. gerçek. Newsweek 2 milyondan 200 binlere düştü. Bilen, yani Bütün dijital medya. Çünkü mobil iletişim araçları artık milyonların elinde. Herhangi bir olay YouTube'a yüklendiği anda 5 milyon kişi tarafından izlenebiliyor. Senin yazılı basının artık onunla rekabet edebilecek farklı bir alana yönelmeli. Yani farklı olanı, olmayanı daha doğrusu aynı zamanda bilinmeyeni hikaye ederek insanlara doyurucu haberler ve yazılar üretmekten geçiyor. Senin varlığını sürdürebilmenin tek sebebi bu yoldan geçiyor. Ama bizim medyamıza baktığımızda bunun böyle ne yazık ki olamadığını görüyoruz. Sen de dedin ki bu konuda bir takım kararlar alınıyor. Milliyet gazetesi de tahminimce dedin Mart ayında, 2019 Mart ayında, Nisan ayında dijitale evet. geçecek dedin. Yani zaten milliyetin dijital platformu güçlü ve çok okunan bir dijital platform dedin. Ve Milliyet gazetesi de dijitale geçecek dedin. Çünkü bazı gazeteler dijitale geçti Habertürk gibi yani sonuçta değil mi? O da olacak dedin. Buna büyük bir tepki aldın Sayın <laughs> Mehmet Soysal'dan. Ama Mehmet Soysal bir yazı yazdı. O yazıya <laughs> biraz bakalım istersen Polemik. ne demiş ee, şimdi, sen, e, ve ne diyor. Polemikten kaçış günleri diyor. Ben bunları şimdi dönüp, dün akşam dün Hepsini okudum bunların. Şimdi ben sadece şöyle, önce şöyle. Ben gazetecilik, köşe yazarları ve yorum, televizyon yorumculuğunun sonuna geldik dedim. Televizyon yorumculuğu belki hemen bitmez ama. Aha. Çünkü inandırıcılığın yok, içerik üretemiyorsun. Hı hı. İki Kağıt masrafları çok pahalı. Gazeteler dijitale geçiyor, doğru. <laughs> Newsweek bir yere kapandı, bir daha kağıda döndü. Nis, evet. New York Times azalttı. Kağıt bitmez. 2007'de Türkiye konuk ülkeydi Frankfurt Kitap Fuarı'nda. Oranın başkanı çıktı. Herkes dijitale geçilir, kağıt ölür dedi. Frankfurt Kitap Fuarı başkanı kağıt ölmez dedi. <laughs> ben de hatta o zaman bir yorumda bulunmuştum o zaman o şey fuarda. Bence de. Yani çünkü öyle veya böyle şimdi çocuklar bile kağıt kokusunu alıyor. <laughs> bir, bitmeyecektir kağıt. Ama dijital de, dijitale dönüyor. iPad uygulamaları, telefon uygulamaları. İşte Milliyet de dedik ki Habertürk Milliyet'ten 50 kere daha güçlü gazete. Hı. Daha da iyi gazete. Evet, Hiç bence. şüphe yok. Köşe yazarlarıyla, haberleriyle. Onları konuşuyoruz zaten. E, Haber Türk geçti. Gazete Vatan kapı geçti. Evet. E, kan göçtü e, milliyet de olabilir. Bu yarın bir gün bizim gazete olabilir, hürriyet olabilir, milliyet olabilir. Ne bileyim, star olabilir. Hepsini olabilir. Ayrıca bu gazeteler kapanıyor demek değil ki, kağıt baskıyı bitiriyor demek. Efendim öyle değil filan bana bir de mesajlar atıyor şöyle böyle bilmem neler, işte biz ona biz karar veririzler bilmem. E şimdi de yazmış, işte ayakkabıya diyor bilmem, sigaraya 5 lira verenler, 15 lira verenler, bilmem çaya 5 lira verenler gazeteye 1 lira veriyor. Sen adam gibi içerik üretiyorsun millet okumuyor mu? bir sabah gelince sen ikan gazetelere bakıyoruz, söyle bana. <laughs> söyleyeyim. Ee, kendi gazetemizi ayır. Bir şey, ona bakıyoruz. Türkiye'ye bakıyoruz. E, artı e, sözcüye bakıyoruz. İlk. Hürriyete bakıyoruz. E, ondan sonra e, sabaha bakıyoruz. E, Cumhuriyet. Efendim, cumhuriyete bakıyoruz. Daha başka? Bakmıyoruz. Bakma. Yok değil mi? Bak. Bir dakika bakayım. Ha. Bakmıyoruz. Yok, bakmıyoruz. Geldi, kendi, gelsin. Cumhuriyete Bakın, bakıyoruz. Bir, bir şey atlıyor olabilirim diye bakıyoruz. Yok yok. yok, yok al, bakmıyoruz. Yani Diyelim ki Star'da bir iki köşe yazarına yazmış diye bakıyoruz. Hı hı. Öbürlerinin başlığına içerik olursa gene bakıyoruz tabii. Arkadaş gazetecilik veya yorumcu bir şey bitmez aslında. Ama içeriğini iyi yaparsan. Ben sana söyleyeyim. Bak bir sene sonra Hürriyet Gazetesi bu kafayla devam etsin. Bugünkü piyasa değerinin 5'te de 1'i olmaz. Bak Aydın Doğan çok akıllı yaptı sattı. Şimdi banka kuruyormuş. Şeker banka almak için uğraşıyor. Öyle mi? Tabii tabii. Dün Öyle şey, mi? Aa, Şeker şeye... Tayyip ile görüşmüş. Öyle hem mi? hakkındaki davalar hakkında bilgi vermiş bir iki şey, hem de şeker banka almak istediğini söylemiş. Biz sorsak acaba Aydın Bey e şu şeyde para kaybetmiş mi kredi evet. acaba? O Çok değil merak o. Ediyorum. O değil o. Bütün İsviçre gazetelerin Aydın Doğan adı yazılıyormuş. Yok, ben görmedim. Vallahi, ben başka yok, bir isim yok. biliyorum. Ben aldım. post gazetesinin haber müdürü var İsviçre'de. Attı e, mı Cemil sayfaları ben, sana? Cemil Baysal attı attı hepsi tamam. bende de var. Aydın Doğan ismi geçiyor. O zaman o diğeri de var demek ki. Diğeri İkisi. yokmuş. Diğerine hiç evet. bahsedilmiyormuş. Şimdi neticede yani gazete... hani Aydın Diğeri Besi... dediğimiz Turgay Ciner tabii. Ee, bundan bahsedilmiyor. Şeyde Şeker Bank, hmm. e, o daha hmm. çok Londra'da zaten onun parası. Hmm. E, Aydın Doğan şimdi Şeker Bank almaya uğraşıyor falan. Yani bundan bir sene sonra içerik üretemezsen, adam gibi köşe yazamazsan, olmazsa ya da birazdan gene konuşacağım ama senin gazetecilerin sayfası reklam bülteni gibi çıkarsa biri yatağı övüyor... Ya bugün, ya inan inanılmaz değil değil ya. bugün Hıncal Hıncalı ya. Uç'un yazısını da evet, okuyalım ülke. da Ayşe Arman meğerse Aydın Doğan'ın talimatıyla e gizli advertorial yapıyormuş. Advertorial ne demektir? Şöyle böyle bir habercilik var gazetecilikte tamam advertorial yani yarı reklam. Yani birisiyle röportaj yaparsın ya da bir şirketin haberini yaparsın ama oraya advertorial yazarsın. Bu ne demektir? Bu aynı zamanda reklam demektir. Yani okuyucu bunun reklam olduğunu da bilerek okur. Ha. Ama sen bilmiyorsun. Biriyle röportaj yapıyorsun, plastik cerrahla, adamdan 100 bin lira para alıyorsun. Şimdi, bunu da okuyucu bilmiyor. Bak. Orada sen plastik cerrahın reklamını yapıyorsun. Aydın Doğan da bunu öğrenmiş, Ayşe Arma'nın para aldığını öğrenmiş. Yani bu rezalete, skandala bakar mısın? Bunu aleni konuşuyoruz, yani son derece normalmiş gibi. Yani bence bu işten kovulma ve hiçbir zaman gazetecilik yapamama sebebidir bana Ama... göre. Ve bunun yarısını gazeteye verirse yapmaya devam etsin demiş. Rezalete bakar mısın? Bu misin? Aydın Doğan zamanında. Aydın Doğan zamanında ve devam ediyor evet. şimdi. Orada dediği gibi şey, yani bu bir reklam söyleşidir yazılmalı, bilinmeli. Mesela ben New York Times'e gelirken Rolex'in mi bir tane firmanın şeyi var, söyleşi evet. yapılmış ama belli ki reklam. Evet. Mesela bizde belediye başkanlarıyla görüşüyorlar değil mi? Gidiyor geliyor. Evet. E para veriyor gazeteye, evet. televizyona. Bu bilinmiyor mu? Dediği gibi bunun reklam olduğunu söylersen ama basın ahlakta plastik cerrahçı arıyorsun, 100 bin lira ver diyorsun, çok buluyor, menajerin arıyor, sonra kendin arıyorsun iki kere daha. 50 bine düşürelim bilmem ne. Abi bu ayıptır. Öbürü bak mesela onu biz de atlamışız. Ya iş bir reklamı evet. tam almış. Ya bildiğin... İş bir diye bir yatak yata firması. ya Yani ben diyor, bak usul usul anlatıyor. Böyle bir reklam olamaz. Yani şimdi Ahmet Hakan'ın bu iş bir yataklarından para alıp almadığının Ahmet Hakan'ın cevap vermesi lazım. Bu bir reklam. No. Ha, bu bir reklam. O yatak firmasının sahibi, yani e, sırtı ağrıyormuş da efendim yataklardan çok zoru varmış da, işte o tür bilmem birisi geldi bana diyor böyle böyle. En sonunda bu yatak firmasının sahibi beni buldu diyor ve e, onu tanıdım diyor. Sonra o yatak firmasının şu marka yatağını aldım diyor. Bu kadar reklamını yapmayalım artık. Aldım diyor. Çok rahat ettim diyor. Aa, ya ha, şöyle, şöyle bir, bir reklam var mı ya? Fuat Uğur? Yıllardır süren sırt ağrıların bu yatağa Markanın adını bit... verme. Ha. Yıllardır süren sırt ağrıların bu yatağa alınca birden kesilmesin mi? Bak, Allah cümle... Allah. Ya benim de sırtım ağrıyor. Bir de gönderin de bir bak. Ya böyle bir şey, ha, öyle bir yatak mı var mucizevi bir şey? Yatıyorsun. Evet. Evet. ağrıların anda geçiyor. Evet ne ya. bu ya? İlaç mı bu şey mi? Şeyin nedir? O, antibiyotik mi bu ya? Ya da ameliyat mı yapıyor yani, yani yatağa sana mı? Tabii canım var ya. Nasıl ağrını alıyor bilmem. Hepimiz fıtık, bel fıtığı, boyu herkes her şeyden çekiyor. Aa, bu şimdi Mehmet Soysal'a getireceğim yani lafa şeye. Şimdi Ayşarman para alıyor. Giz... inkar etmiyor. Ahmet Hakan'ın bu yatak reklamı bilmem ne. Evet. Ya sen önce kendi gazetindeki şu duruma bir müdahale etsene. Evet. Ondan sonra da bizi bilmem ne okumuyor. Evet. E sen Ahmet Küçükbay'ı yazamazsan. Evet. FETÖ'cü Kemalistlerin para almasını şey FETÖ'cü iş adamlarından Kemalistlerin para almasını yazamazsan. Şu Kavala ile ilgili meseleler diğer ciddi gazetecilik yapamazsan. Mesela şeyi yayınlamamış bak bence yayınlasa iyiydi o. Cansu Çamlıbel Rahip Brunson'la söyleşi yapmış. Eğer Değil Türkiye mi? aleyhinde bir şey... Yayınlamamışlar o söyleşiyi. Öyle mi? Niye? Evet. Aa, çok önemli Mehmet bir Soysal şey ya. yayınlamamış. Allah T24'te Allah Allah. okudum. Öyle mi? Yurt dışı, tabii. Ya çok önemli bir gazeteci başarısı bu ya. Cansu Çamlı ben... Yani ne olduğu belli. Yani görüşümüz ayrı ama... Raip Brunson'la bir söyleşi yapmış. Ülkenin aleyhine değilse bak... Vahap Munyar okeylemiş ama Mehmet Soysal'dan evet, Bravo. Demiş. Vahap, onay, Vahap Munyar onayladı. Mehmet Soysal'dan geliyor. Ya Vahap... Mehmet Soysal zaten ya böyle bir habercilik başarısı geliyor. İçeriğinde bak sorun yoksa diyorum ama. Türkiye'nin aleni bir şey yoksa. Yani, bunu ne yayınlasan. Olacak, ne olacak çıkarırsın. Tabii. Bunu yayınlasan var ya. Bütün dünyada senden alır. Bu Kaşıkçı olayında sabaha bütün dünyaca alınması gibi. Evet. Bak İtalya'da bile gazetelerin hepsi sabaha şey veriyor. Atıf kabul. Bilmi... Tabii canım. görüyor. Gördüm yani. ile sayıda ya orada burada A, alıyor adamlar. Bu işte hükümete yakın gazete diyor falan. Normal bu. Bunu diyor. E sen şimdi daha... Ya dünya çapında belki bir haber yapıyor. Ray Brunson bütün Amerika'da konuşuluyor, Avrupa'da konuşuluyor. Senin Amerika muhabirin bununla ilgili bir söyleşi bunu yayınlamıyor. Sonra gazeteler ölüyor. Ben sana söyleyeyim. Milliyet de batar, hürriyet de batar. Sen daha iyi bilirsin. Kanal D ne durumda? Evet, feci durumda. Ana Haber? Ya Kanal D ne biliyor musun? Yani ana Flash TV 2. Evet. Yakında oraya gidiyor yani. Ya bak Ana Haber, şimdi söylemeyeyim diyordum ama Söyle. şimdiye kadar e, Buket e, neydi? Aydın. Buket Aydın Ana Haber bültenini sunuyor. Şimdi... Çok maceralı bir şekilde başladı. Zaten uzun uzun anlatmayayım ama şu anda AB grubu, Kanal D'nin AB grubu çok güçlüydü evvelden. Geçen gün baktım, 3-4 gün önce baktım. 32. sırada, ilk yüzde 32. sırada ve AB grubundaki şehri ne kadar biliyor musun? 4.22. Yani biz bazen zorladığımızda 35 4ü buluyoruz biliyorsun biz bu program <laughs> tamam mı? yani e, denekler e, şey e, iyi saatte olsunlar gibi sağ taraftan bazen çok bitersi... reytingimiz geliyor da ya evet, bunlara çok vermişiz diyorlar. ama e, orada pek bir şey yapılamıyor tamam mı? 4 22, 32. sırada. Totalde zaten 20'den üzerine çıkamıyor. Şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Ahmet Hakan döneminde 800-900 sıralardaydı. Bak, Ondan aşağı düşmüyordu yani çok, tamam mı? Çok güzel bir tespit bak. Evet. Ahmet Hakan, şimdi evet. bir tanıtımlara bakıyorum ben şimdi. Abi, neydi o kızın adı? Abi, Buket Aydın. Buket Aydın kocaman evet. Ahmet Hakan'ı dibine koymuşlar. Evet. Yani Ahmet Hakan'ın bunu sineye çekmemesi lazım. Evet. Eğer atmıyorsan, evet. yani Ahmet Hakan, Özkök neyse, abi Ahmet Hakan buna... Bu Yüz kere başarılı. Bu kızın ne özelliği var da bu kadar reklamını yapıyorsunuz ya da evet. ver ona başkasına. Sonra tasarruf diye, Özgür bu Bolat dün gördüm, evet. onu çıkarmış. Kim o ya? Özgür Bolat nerede çıkarmış? Hürriyet dün tasarruf diye iki ismi evet, çıkarmış. Ha, evet. Biri Selçuk Şirin, evet. biri... Hani Selçuk Şirin az çok biz biliriz. Kamu iş tanımaz da. Özgür bilmem ne diye bir çocuk. Bol. hiç Abi, Türk Devleti'ne her türlü hakaret yapan, baylok bilmem ne yapan herifi tutuyorsun, muhabiri. Atıcı bilmem onu atmıyorsun. Eyüp Can'la görüşenlere dokunmuyorsun. Bilmem hani Eyüp Can'la görüştüğü bana kabul ederse atacağım diyorsun. Bilmem ne. Çocuk o... aile yazıları yazılan pedagog. Evet yani onu ilgilisi bilir. Yani evet. şey küçümsemek için demiyorum. Ama bu tasarruflar Bunlar hani kaç para alıyordu ki zaten? 3-5 ya yani. Evet. Sen orada bir bir şey al. Ondan sonra da tasarruf de bilmem nedir de. Hiç ya... olmazsa uzmanlık yazıları yazıyormuş. Bak, ben sana... yani. Onu okuyan daha çoktur yani emin olabilirsin. Ya, kanal... Ya, biz... kanal Kanal değil de bak mesela Şimdi ana haber bültenine bir anchor Woman ya da anchor çıkarabilirsin. Yani iddialı bir isim olar. Şimdi bu Aydın'ı getirmişim. Ve şimdi fiziki görüntüsüyle bu kadar dikkat çeken bir sunucu e, BBC'de ikna... gördün mü hiç? BBC'de görmedim. görmedim. CNN'de ben gördün mü? Ben de gö hiç görmedim. Hiçbir yabancı kanalda görmüyorum. Yok, İtalya'nın bak Rai 1, Rai 2. Hiçbir ana haberinde böyle bir model yok ya. Evet. Yani şimdi nedir ya? Şimdi bakıyorum. Yani her yani sürekli gözünden kaşından dudağından fiziğinden insanın gözünü alamıyor tamam mı? Ne sunuyor farkına varamıyorsun ve bir süre sonra artık haberin ciddiyetini kavrayamaz hale geliyor insan. Yani haber kavramıyla ciddiyet kavramını buluşması önemlidir haber bültenleri. Mesela jülide yani Do şimdi... Doğru doğru. Jülide ateş vardı bak. İyi, mesela eleştiri iyi sunuyordu. O Ece Üner diye bir kız var. Evet. Ya onlar haberci ve sunucu Tabii. gerçekten. Bak, şimdi bak. görüntüsü, fiziğiyle öne çıkmamalı. Bak, yani eleştirebiliriz. Temiz, fresh, gayet düzgün, hafif makyajlı olmalı, güzel kıyafetler giymeli ama sade olmalı. Sade olmalı. Bak, şimdi Buket Aydın'ın şimdi kesin hükümler vermiyoruz. Görüntüsüne bir kere çeki düzen vermesi lazım. Bu fiziğinin bu laf ne kadar doğru bilmiyorum ama törpülemesi lazım. Yani ama şöyle. Fiziyle görünür olmaktan vazgeçip haberiyle görünür bravo. olmaya çalışması ha, gerekir. Yapacağın haberle konuşulacaksın. Bilmem evet, sen evet. şimdi Instagram'a resim koyarak böyle bilmem ne o öyle öyle Instagram'a bir haber sunucusu ya da haber sunan biri kendi resimlerini koyarak koyarak bir yere gelmeye çalışırsa o haberi kimse izlemez. Bak bir yıl sonra hürriyet 890 milyon dolara mı satıldı o grup? 100 milyon dolar etmez. Evet. Bak söyleyeyim iki sene sonra bunun ödemesi var. Şimdi iki sene karşılıksız krediyle alındı. iki evet. sene ödeme yok. Dolayısıyla o efendim kağıt bitiyor. Bak bir resim vardı şu. İtalya'da bak sadece tarih dergilerinden bir bölümü bak. Bir bölümü evet, gittim çektim. Bir, bak hepsi orijinal, şeye baskılı, janti kağıtlara basılı, kabartma bak. Çünkü tam ekran ver. 1, 2, 3, 4, 12 tane, 13 tane dergi var burada. Hepsi İtalyanca. Tarih dergi bir kısmıymış bu. Evet. İtalya'da basılan dergilerin bir Hani kağıt bitiyordu? Evet Sen iyi tarihçilik yap, iyi dergicilik yap, iyi gazetecilik yap. E, suya, sabıma dokunmayayım. Ondan sonra... Bak ben sana söyleyeyim. Mehmet Soysal diyor işte, biz diyor gazeteleri para... paralı yap, hürriyet batar. Evet. Kimse okumaz. Evet. Zaten merak edilen... Bir Ahmet Kan'a bir özkü okunuyor, başka okunan yok ki. Evet. Neyse, Buket Aydın yani bu eleştirileri yapıyoruz diye üzülmesin. Yani önerilerimiz onun, onun lehine ve iyi niyetle yapıyoruz. Bak şimdi ben ATV Ana Haber'de izliyorum. Nihan Günay var bir hanım yine ee, iyi de tanıyorum. Habercilikten geldi. O mu sunuyor? O sunuyor. Hafta sonunda ve son. bazen hafta içinde sunuyor. Şimdi son derece şık, güzel ama sade. Evet evet. Saç makyajı, yüz makyajı sade ve kendisini öne çıkarmadan yani daha doğrusu kendisini şey yapmadan ne derler haberin önüne geçirmeden haberi anlatıyor bak bu çok önemli zaten haberi anlatıyor zaten kıyafetin Kıyafeti öne çıkarmadan zaten kıyafetin ve fiziki görüntünün haberin önüne geçerse Evet seni kimse dinlemez yaptığın haberlerle gündeme gel nihan A Haber'de gecenin görüyorum. Evet. Banu da tut. Yani o... Şimdi sabah ATV'nin sabah haber bültenini yapıyor. E, haberleri Banu yapıyor. var bir kız akşamları görüyorum. Bir kız... Banu El. Yok evet. biri daha var. Bir i̇simlerini bilmiyorum onu. A Haber ATV bu konuda iyi. Hı. Bak sade spikerler şey Hı. hakikaten Allah'a var. Şey, ama haberin içeriği de iyi olacak. Tabii. İçeriğin iyi olmazsa. Tabii. Bu köşe yazısı da öyle. Şimdi her gün 600 kişi köşe yazıyor. 5 tane bulamıyorsun ama. Evet, tabii Ondan yani sonra bak Hıncalı Uç'u da söyleyeyim. Hınca Uluç bak bugün sabahtı. Ayşe Arman olayını yazmış. Ahmet Akın olayını yazmış. Evet. Biz bunu gazetemizde yazamayız diyen arkadaşlar. Bak yazılıyormuş sabahta. Evet. Ve bayağı da basılıyormuş evet, yani. Evet. Ve Mehmet Soysal eleştirilebiliyormuş. Evet. evet. Değil mi? Tabii doğru. Şimdi Star gazetesinin manşeti var bugün. Çok önemli. Ben bunu alayım. Bir de Cumhuriyet gazetesinin manşetinde bir haber var. Şimdi Star'ın Star manşetinde FETÖ TSK'dan süpürülüyor. Tamamı tespit edildi. Sırayla alınıyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu özel ekip bir yıllık çalışma sonucu Türk Silahlı Kuvvetleri'nde halen görevli 4512 kripto FETÖ'cü tespit etti. Kripto askerler 3554 sabit hattın geriye doğru tarama yöntemiyle bulundu. Bu çok önemli bir haber bence. Ee, ve iyi bir haber aynı zamanda. Cumhuriyet Gazetesi'nde de bir yazı serisi başladı. İşte darbe girişimine kadar karargahın kilit noktasında yaşananlar adım adım FETÖ işgali diye bir başlıklı yazı. Genelkurmay Personel Başkanlığı'nda görev yapan FETÖ'cülerin Türk Silahlı Kuvvetleri'ne topluca sızdığı 94'lü devreden emekli binbaşı Gökhan Yüzbaşıoğlu anlatıyor diyor. 1986'da diyor Kuleli Askeri Lisesi'ne 450 kişi girdik. 94 devresiyle tohumlar atıldı. FETÖ'nün tohumları ataldı. Alın teriyle sınavı kazananlar azaldı. 2008'e kadar kısım amirliğini 2011'e kadar da genel general amiral şubeye ile geçirdiler. 2016'ya kadar personel daire başkanlığında hakim oldular. Şubeye 2013'te ilk Mehmet Parti Köcü Sonra diğerlerinin hepsi darbe girişiminde rol aldı. FETÖ'ye edilenlerin direnenlerin hayatı karartıldı. Şimdi bir, ilginç bir yazı dizisi, Şimdi... değil mi? Çok Burada ilginç. ilginç olan başka şeyler de var. Ben Cumhuriyet Gazetesi'nin e, Serta Sertaç yazdığına biraz baktım. Şimdi e, adım adım işgal diyor. 1986'yı, 94'ü örnek veriyor. Bu parti göçlerinin hepsi o tarihlerde girmişler. Evet. Peki koydu resimle içeriye. Evet. Tayyip Erdoğan'la Fethullah Gülen'in resimlerini koyuyor. Tayyip Erdoğan 2004'te belediye iken. 95 veya 96 yılı resim. Oraya ait. Bu ne? Bu ne? 2000 şey dönüm arkadaş. Zaten bu darbeyi yapan girişimde bulunan tu generallerin çoğu 94 girişli, 86'da başlamış, sonradan girmişler. Peki o hükümetler 2012'ye 2003'e 4'e kadar ne yapmışlar? O zamanki genel kurmay başkanları Şimdi, ne yapmışlar? 2094 28 Şubat 2000'li yılların başı bilmem ne. Hiçbir evet. şey yapmamışlar. Hepsini ayakta durmuşlar evet. ya da bilerek, isteyerek onların girmesine, sızmasına izin bir vermişler. Bir de bu şeyle konuşmuşlar. Binbaşı 100başıoğluyla, yüzbaşıoğlu diyor ki 86'da işte ben diyor 86'da başladım. Elenmekten kurtuldum. E tamam da öbürleri elenmediyse bunun suçlusu kim? FETÖ'cülerin. Evet, evet. Ya. Şimdi bütün bunlar hakikaten ilginç. Şimdi bugün yerel seçimleri de biraz şöyle bir üzerinden geçelim. Yerel seçimlerle ilgili Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la Bahçeli, Devlet Bahçeli bir araya gelecekler. Bugün görüşecekler. Sabahın manşetinde de görüyoruz bunu. Sözcü gazetesi de çok üzülmüş buna Cem. Evet. Siyaset böyle bir şey. 20, 23 Ekim'de bunu söylüyorlardı. 20 Kasım'da 20 Kasım'da bunu söylüyorlardı ve Türkiye gazetesinin manşetinde de aynı şeyi görüyoruz. Tabanlar ittifak istiyor dedi. Zaten tabanların ittifak istediğini Ak Parti'nin yaptırdığı şeyde anketlerde zaten görüldüğünü biz de burada açıklamıştık zaten. Evet. Ya burada evet. şunu söyledik arkadaş, İstanbul, Ankara, İzmir'de Ak Parti'nin gösterdiği adayları desteklersin. Mersin, Öbür Adana evet. ve Osmaniye gibi yerlerde MHP'yi. Burada dedi ki. 5-6 yıl 10 il için bunu yaparsın. 5-6 evet. yıl için. Evet. E şimdi e, bu iş, iş geldi buraya. E başlanıyor o zaman havlatıldı. Evet. Ya. Yani. Şimdi e, seçim ittifakını masaya yatıracağız diyor Erdoğan ve e, gündemi davet sahibi bilirler dedi Bahçeli. Seçim ittifakını masaya yatıracaklar ve zannediyorum ben eee işte dediğim gibi e, Ankara, İstanbul, İzmir başta olmak üzere 5-10 ilde bir ittifak var. Yerel ittifaklar bazı kritik ilçelerde de büyük ilçelerde de yine e, MHP'nin güçlü olduğu ya da AK Parti'nin evet. kritik olan yerlerde de. böyle bir ittifak söz konusu olabilir. Onun sayısını herhalde karşılıklı belirlerler. Numan Kurtulmuş da Ankara, İstanbul, İzmir adaylarımız belli ama bunu e, Sayın Erdoğan açıklayacak demiş. %80 belli, 90 belli. Evet. yani bunu biraz önce Numan Kurtulmuş açıklamış. Ve dolayısıyla da bakalım nasıl bir sürpriz çıkacak ortaya. Tabi bundan dolayı muhalefet oldukça mutsuz oldu. Yani sözcüğün manşetinden bunu anlayabiliyoruz. Evet. Çünkü onlar bekliyorlardı ki şimdi bir yandan kendileri Ak Parti MHP ittifakı bozuldu, oh diye göbek atıyorlardı. Ee, öte yandan İyi Parti CHP ve HDP bir araya gelip ittifak yapıyorlar. Şimdi e, tutuyor şey e, İyi Parti Başkanı Meral Akşener e, PKK'ya saydırıyor, saydırıyor, saydırıyor. El altından da onlarla iş tutuyorsun. Yani. Bu iki daha ne kadar devam edecek Meral Akşener? Evet. Bir yandan PKK'larla iş tutacaksın, bir yandan da onlara saydıracaksın ve böyle bir siyasetin adını koymak evet. gerekiyor. Yani nasıl bir siyaset bu? Ben bunu bilemiyorum. Doğru. Yani. Yerel seçimler konusunda baştan beri Milliyetçi Hareket Partisi'nin işbirliği konusu yüzde yüz haklıydı. İşbirliği yapılmalıydı, bitirilmemeliydi. Bizim bazı arkadaşlarımız da efendim MHP şöyle böyle bilmem ne ittifak 5-6 bu il 5-6 ilde yapılabilir yoksa hakikaten kaybedilme riski var yani. Ama evet. yani ben şunu söyleyeyim. Eğer kamuoyunda yazılan bazı belediye başkan adayları doğruysa hepsi için demiyorum. İstanbul'un ilçeleri ve bazı adaylarla alakalı AK Parti'nin işi gene kolay değil. Evet. Bak, gene söyleyeyim burada yani. Evet seyircilerimiz belki okumuştur ama Trump'ın e, belki e, Prens Selman e, bu ta, e, talimatı vermiştir. Katiyen e, ölüm talimatını vermiştir. Vermiş olabilir. Böyle bir ihtimal var. Belki vermiştir, belki vermemiştir gibi bir tuhaf bir açıklama yaptı. New bunu ben... hazırlıyor artık yani. New York şeyde yabancı Selman'ın işi bitti, öyle görünüyor. Yabancı gazetelerde ama tam da suçlamıyor. Tam da o suçlamıyor. Ortada bırakıyor. Şey olabilir ama bunu telaffuz etmesi bile bir itiraf. Evet, işte, İsraili İsrail'in korunması için bu bize lazım diyor. Hmm. Tam daha bir şey yok ortada yani. Hani evet. Çok erken yorum olur o. Evet, e, CIA'nin raporu açıklanacak bugün. Bugün açıklanacak, e, birazdan açıklanır o. E, bakalım ne çıkacak evet. ortaya. Evet sevgili seyirciler, Cem Küçük ve ben Fuat Uğur Medya Kritik'te bugün karşınızdaydık. Yarın yine aynı saatte burada olacağız. Hoşçakalın.